Bu Netanyahu'nun açıkladığı yeşaya mı işaya mı nasıl? İkisi de. Yahudiler Y harfiyle söylerler. Mesela Kudüs'e Batı Yerusalim der. Yer Yahudiler Yeruşalayim Yerush der. Ne der? Yeruşalayim. Yeruşalayim. Kudüs'ün Yahudicesi Yeruşalayim. Abi adamın telaffuzunu duydun mu? Dillere <laughs> meraklıyım biraz evet. Zaten Jerusalem diye yazıyor. onu konuşacağız da. Ha, pardon İsa'nın da adı mı? İsa Aleyhisselam'ın adı da Yeşua. Ona da Yeşua derler. Jesus Christ. Ha, Jesus Christ'ın adı Yeşua. <laughs> Yahudicesi. Bir Putin'le ilgili bir haber çıktı. Putin mi? Putin'le ilgili. Güzel. Ya dediler ki bu Putin'in dediler e, kalp krizi geçirdi. Yani 3-5 gün önce böyle bir... Öyle. Bir de zehirlendi dediler. Sosyal medya palavrası bir de zehirlendi dediler. kalp krizi geçirdi, kalbi durdu. Durdu, 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 Kalp durmuş, durmuş. Duydunuz mu? Filan diye böyle tweet'ler. Hmm. Ondan sonra doktorlar tekrar çalıştırdı. Görmediniz gördü, mi? Gördü, Gördünüz gördü. yani. Herkes gördü. Kremlin'den bugün bir açıklama yapıldı bu konuyla ilgili. Putin'in sağlık durumu gayet iyi. Saçmalamayın. Putin iyi ve sağlıklı. Bir de şey kullanıyorlar Putin aslında bu gördüğünüz Putin değil de dublörü falan diyorlar. Bu dublör iddiaları falan da çok saçmadır diye Kremlin'den açıklama ya yapıyorlar. Ama da fazla bu, bu da Putin'e çok benzemiyor ya. Yani. Ya Bunu da Onur bizim işte bulmuş en sağlıklı fotoğrafını hmm. yani işte o, Onur bu kim bilir kaç yıllık fotoğraf ya. Ya bu arada Yarışalayım'dan nasıl buraya geçtik anlamadım. <laughs> bu bilgiyi bir verelim dedik ya. Ha pardon böyle anlamadım ama. Dün de Aman. Cumhurbaşkanıyla telefonla görüştüler. Ne zaman? Bugün. Dün. Ha, bugün. Dün. Bugün görüştüler. Dün. dün. Ben dün biliyorum. Dün. Bugün ya bugün Hadi. bugün grup vardı. Dün. Ha, görüştüm. Dün, dün görüş. Ya olur mu? Dün, tamam. dün görüş. Şey çocuğum ya Putin. Yani sıcağı sıcağına görüştü. O bu arada Putin bu kadar kel miydi ya? Değil ki. Bu başka bir Putin herhalde. Dublörü. Saç o Islanınca. arkaya kadar kel değil ki. Islanınca biraz. Ha evet, Ya bence, Onur yoksa duygurlu mu kullanıyorsun mi? fotoğraf olarak? Ya da Onur birini ona mı benzettin. Biz Soçi'de <laughs> Putin'i gördük yine böyle böyle değildi ya. Yani. Kremlin'den Putin, bu bu mu paylaşacağız? Çok zaten? stratejik karar da yüzerken alırmış bir belgeselde e, iz, izledi. Bir, bir daha söyler misin abi? Birçok stratejik kararı önemli kararı yüzerken alırmış. Putin. Evet. Allah Allah. Bir belgeselde. O, onun bir şeyi de bir şeyi de şu Ahmet Bey. Şu anda yüzatlarından hiç stratejik bir karar alıyor mu? bir üşüyor şu Ahmet anda. Bey. <gülüyor> <Mahmud>. <gülüyor> Ahmet Bey bir de istihbaratçıların çok geç, kullanırlar. Geç. Bazı kararları böyle dalgalı yerde konuşurlar dinlemeye karşı bir önlem için. Peki. Evet. Gelelim Netanyahu'nun o enteresan şey yani. Ee, açıklamasına. Evet. İşte 5-6 dakika ayıralım çünkü yetmez 5-6. Anca anlatırım yani. Şimdi bu lafta çok ilginç bir... Sahne sizin Hakan Bayram. Şimdi bu lafta e, Netanyahu'nun bu açıklamasında bence çok enteresan bir kurnazlık ve zeka var. Acayip. Yani bunu analiz etmek için Peygamberler tarihini iyi bilmek lazım. Neden diyeceksiniz? Şimdi Yeşaya peygamber yani İşaya diye bizde geçer. Bu peygamberin özelliği hem Hristiyan camiası için çok önemlidir hem Yahudiler için önemlidir. Şimdi Yahudiler için önemini kısaca söyleyeyim. Yani burada Yahudi halkına verdiği mesaj şu. Önce onu söyleyeceğim. Neden kurnazlık var dedim. Neden Hristiyan dünyasına da mesela 70'e yakın bilinen Yahudi peygamber var. İşte İsrail'in ikinci büyük kralı Davut aleyhisselam. Üçüncü büyük kralı Süleyman aleyhisselam, onun oğlu. Bizim de peygamber kabul ettiğimiz. Şimdi onları söylemiyor. Yakup'u söylemiyor, Yusuf'u söylemiyor. Hiçbirini söylemiyor. Yeşaya'yı söylüyor. Neden? Neden? Çünkü Yakup'un, Davut'un, Süleyman'ın Hristiyan dünyası için fazla önemi yok karşılığı yok. Şeye? Dini açıdan fazla karşılığı yok. A, var. Tevrat'ta adı geçen peygamberler. Yahudiler için onlar daha önemli peygamber. Ama Hristiyan dünyası için yaşaya çok önemli. Şimdi neden? Önce Yahudi dünyası için önemini söyleyeyim. Bir bir, bir şeyi bir parantez açalım. Yuşa diye bilinen Hı. peygamber. Evet. Hatta eee şey. Beykoz'da evet olduğu var. söylenen evet. 8 metre denilen aynı aynı peygamber Hı -hı. yani İslami literatürdeki adı da Yuşa'dır. Yuşa diye de geçer. Evet. İshaya diye de geçer. Evet. Şimdi Buyur, Yahudi dünyası için önemi şu. Çok kehanetleri vardır. Tevrat'ta yer alır ve tarif eder. Der ki özetle söylüyorum. Bir büyük İsrail halk devleti kurulacak. Bu büyük devlet kurulmadan İsrail ulusu çileler çekecek. Ama sonra büyük bir İsrail devleti kuracak, kurulacak. Aslında çok milliyetçi söylemlerdir bunlar. Ee, ve bu devlet bütün dünyaya ışık olacak. Kehanet bu. Kehanetin özü bu. Yahudi dünyası için özü bu. Tevrat için. Ve bu İsrail devleti çok güçlü ve büyük ışık saçan bir devlet olacak. Ha. Hatta detay çok. Yani bütün herkesi sizin önünüzde eğeceğim falan filan diye de açıklamalar var bu Yahudi Tevrat'ında yer alan e, Yeşaya dediğimiz Yahudi tabiriyle evet. açıklaması bu. Semitizmin neredeyse to Ta aşağı yukarı ne tarifi. Yani. Peki niçin Yeşaya'yı seçiyor ve e, bana göre, bu benim yorumum. Yani başka evet. bir din bilginine bu yorumu yaptırsanız benim şimdi söyleyeceğimi söylemeyebilir. Ama ben şimdi bunu ilave ediyorum. Ama Hakan isabetli Bey. bir yorum. O da şu. Yeşaya'yı bence bu konuşmada seçmesinin sebebi Hristiyan dünyasının da dikkatini çekiyor ve sempatisini toplamaya çalışıyor. Çünkü bahsettiği Büyük İsrail Krallığı'ndan ya da Mesih'ten bahseden başka Yahudi peygamberler de var. Doğru. Davut Doğru. var. Süleyman, Davut, Süleyman var. Süleyman var. Hepsi mesela mezmurda, zebur dediğimiz mezmurlarda uzun uzun anlatır Davut. Yaşayanın Yeşayanın Hristiyan dünyası için özelliği şu. Hristiyanların dört İncil'inde de Matta, Yuhanna, Luka ve Markos'ta da kabul edilmiş 4 İncil'de de Yaşaya 30 sayfalıktır her bölüm Markos, Luka. Yani sadece... en az 4-5 kere Yaşaya niye bahsedilir? Çünkü Yaşaya uzun uzun hem İsrail devleti için kihanette bulunurken hem de Mesih'i tarif etmiş. Demiş ki bir gün Mesih gelecek, Mesih şöyle yapacak, Mesih Yahudicesi de Meşiyaha. Hmm. Bu meşiyaha demiş, şöyle yapacak, böyle yapacak. Ama onun tarifindeki meşiyaha, Mesih yani, Yahudileri yüceltecek. Yahudi devletini yüceltecek. Şimdi burada Yahudi mesajı şu. Diyor ki, sizi yüceltecek olan lideriniz geliyor. Bu bir. Artık kendini mi ima ediyor? Başkasını mı? Bilemem. Ama Hristiyan dünyasının niye sempatisini çekiyor? Bütün İncil'lerde bahsedilen, hatta o kadar bahsedilir ki, mesela İsa aleyhisselam'ın Kudüs'e girişi bir eşek üstündedir, merkep üstündedir. Orada bile 3 İncil'de de der ki, Markos'ta da, Yuhanna'da ve Luka'da da der ki, Kudüs'e Yeşaya peygamberin dediği gibi merkep sırtında girecek Kudüs'e Mesih der. Hatta onun için İsa aleyhisselam'ın merkep üstünde ilk Kudüs'e girişi anlatılır falan. Yani Yeşaya Hristiyan camiasında, Hristiyan inancında ve 3 mezhepte de Protestan, Katolik, Ortodoks çok makbuldür ve İsa Aleyhisselam'ı işaret eden, anlatan, detay veren Çarmıhta bile İsa'ya demişti ki Mesih Çarmıhta şunu diyecek. Peki bir dakika. İmalar yapılır. Şimdi Yaşayan'ın temel kehaneti en başta söylemiştim. Söylediğim bir olay. Bir daha söyleyin onu çünkü. Yani Güçlü diyor, bir İsrail devleti. Çok özür dilerim. Neten Yahu bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında çok... E, Tevrattan alıntılarla süslü bir konuşma yapıyor ve o konuşmasının e, en önemli vurgusu, Yaşaya kehanetini göreceğiz diyor Hı. işte. Biz aydınlık insanlarız karanlık insanlara karşı galip geleceğiz. Yaşaya kehanetini göreceğiz. Nedir kehanet? Yahudi inancında bu kehanet, büyük bir İsrail devletinin kurulması, bu devletin bütün insanlığa ışık saçması <laughs> ve bir Mesih ile Mesih'in gelişiyle de bu devletin doruk noktaya ulaşması. Bir onur çıkartmıştın kehanetleri, yaşaya kehaneti. Belki Hakan Bayrakçı. Yani Geldiğimiz yer vaat edilmiş topraklar oluyor. Yani e aşağı yukarı. Aslında Netanyahu'nun bir dakika Hakan Bayrakçı'nın anlattığı kehanettir kastettiği kehanet. Evet. evet. Yani odur. Yeşaya'yı seçme nedeni de diyorum Hristiyan, Hristiyan dünyasının da sen oraya bir selam o. çakmak, oraya Aa, çok mühim bir selam, çok mühim. Peki İsrail Tanrının seçkin halkı olacak böyle bir kehaneti de var. var. O büyük kehanetin bir parçası. Parçası detay verir orada çok uzun uzun detay anlatır. İsrail yaşayan. tüm uluslara adalet ve kurtuluş getirecek. Evet. C İsrail dünyanın ışığı olacak Söyledim ya aydınlatacak bütün dünyayı diye uzun uzun tarif İsrail, eder. İsrail Tanrının krallığı. Ve İsrail Tanrının krallığı olacak. Yani diyor. bu yani. İsraili ve dolayısıyla Mesih. Aynen. O kehanetlerde diyor ki e, yani hitap direkt e, Allah'ın, haşa Allah'ın azıyla gibi hitap ediliyor. Diyor ki ben diyor bütün ulusları senin önünde zaten eğeceğim sana ha. ey Yahudi halkı diyor. İfadeler bunlar. Her neyse bu İsrail krallığında da Yeşaya'nın kehaneti olduğu için hem Yahudi halkına muazzam mesajlar var hem de Hristiyan dünya ama çok büyük bir tezat var. Yahudi inancı asla ve asla Hz. İsa'nın Mesih olduğunu kabul etmemiştir. Katıyan. Hatta kendi kasabasında, Nasıra'da, Nazaret'te önce yazılılar der Yahudiler Tevrat'ı okuyor. Mesih lafı geçince Davut'un dönüyor diyor ki İsa işte o bahsedilen Mesih benim geldim diyor. Kıyamet kopuyor. Kovalıyorlar kasabasından hatta o kasabadan çıkarken de der ki meşhur lafıdır. Hiç kimse kendi kasabasından peygamber çıkamaz diyor. İsa meşhur lafı da odur. İsa aleyhisselam. Şimdi Yahudi inancı asla kabul etmedi İsa'nın Mesih olduğunu. O yüzden hahamlar zaten Roma valisine şikayet edip onun çarmıha gelilmesini istediler, yargılattılar. Peki. Dolayısıyla burada Hristiyan dünyasına mesaj var ama bu Amerika'daki evanjelistler gibi Tevratla Hristiyanlık arasında bağ kurmaya çalışan bana göre 12. derecede saçma. Yani Yahudilikle Hristiyanlık arasında kurmak istediğin bağ 12. derecede saçma olur. 13'te saçmalık biter. O kadar saçma bir şey. Peki, Peki evangelizmle yaşaya kehaneti arasında günümüz evangelizmle Yeşaya kehaneti var. Tabii. Var. Var çünkü niye? Dedim ya. Hristiyanlığı ve e, Museviliği, Yahudiliği Hani bir dinim devamıymış gibi sunmaya çalışan bir inanç kavramı var ya, evanjelistler işte, ağırlı, evet. en çok Aha. bu bunu e, süslüyor, besliyor İsrail. Ama yok böyle bir şey, mümkün değil. Tamam, yeşeyak. Hatiyen ke kabul etmediler ya İsrayil. bahsetmesi de o süsleme faaliyetinin bir parçası Tabii. olabilir. Ha onu dedim. Netanyahu zaten demin söyledi işte, sihirbaz diyorlar, siyaset sihir, sihirbazı çok zeki bir adam bunu kabul etmek lazım adam şu olabilir bu olabilir ama o kadar kurnaz bir mesaj var ki yaşayanın kehaneti olacak derken yani hem Amerika'daki o hayal alemindeki evangelistlere bana göre hayal alemi çünkü Hristiyanlıkla Yahudiliği bir araya getiremezsin bile hem onlara hem onlara nefis bir mesaj gönderiyor bak sizin bayılıp bay, bayıldığınız peki evangeli yaşayanın kehaneti. evangelist olmayan Hristiyanları da etkiler mi? Oluyor? Etkiler. Çünkü niye? Ya i̇nancı varsa etkiler. Çünkü Katolik inancında da, Ortodoks inancında da yaşaya çok mühimdir. Bütün İncil'lerde 4-5 kere geçer. Peki, peki bu şuna da getirmez. Müslümanlıkta da var ya Yuşa peygamber. Uşar. Aynı peygamber. Biz de, biz de evet.